Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bizleri yaratan ve yaşatan, sayısız nimetleriyle bizleri donatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Kıymetli STV izleyenleri Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından her hafta Cuma günleri canlı olarak yayınlanan Gönül Ufku programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu haftaki Gönül Ufku programımızda malumunuz Ramazan ayının son günlerine yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün de Ramazan ayının son cumasındayız. İnşallah Ramazan kazanımlarını konuşmaya gayret edeceğiz. Şimdi sizlere program konuğumu tanıştırmak istiyorum. Program konuğumuz Eskişehir Cezaevi Vaizi Yahya Demir Örs hocam. Kıymetli hocam programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, safa bulduk. Allah razı olsun. Allah razı olsun cümlemizden. Kıymetli hocam, o Miray'ın Sultanı Mübarek ramazan Şerif ayı dedik. İşte hocam tam 3 aylardan başladık aslında hocam. Evet. Allahumme bariklene Recep ve Şaban ve Belligna Ramazan. Rabbim Recep'i ve Şaban'ı bize hayırlı kıl. Bizi Ramazan ayına ulaştır, eriştir. Peygamber Efendimiz böyle bir dua yapmış. Biz de Peygamber Efendimizin duasını tekrar ettik ve kıymetli hocam Ramazan ayına ulaştık. Elhamdülillah. E bugün de Ramazan ayının son Cuma'sındayız kıymetli evet, hocam. Evet, evet. Yani bir ayı şöyle bir geride bıraktık. Bugün Rabbim nasip ederse hocam sizinle inşallah şöyle bir Ramazan ayını bir değerlendirelim diyoruz. Ramazan ayında ne kazandık, ne kaybettik? Neler söylersiniz? Bismillah diyelim başlayalım. Buyurun hocam. Eyvallah teşekkür ederim. Öncelikle ben ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimize saygı ve sevgiyle selamlayarak sözüme başlamak istiyorum. Ramazan-ı Şerif ayına elhamdülillah ulaştık. Ulaşılan bir efendim böyle dualar ettik. Hamdolsun ulaştık. Şimdi de sonuna erdik. Evet hocam. Yani bayram geldi. Elhamdülillah. Bu çok büyük bir nimete malik olduk. Çok büyük faziletlere malik olduk. Çok büyük sevaplara malik olduk ki bunların ne kadar olduğunda bilmiyoruz da. Çünkü Cenab-ı Allah "Ve ene eczibihi diyor. Evet, yani hocam. onun karşılığını ben vereceğim diyor. Evet. E, amellerin karşılığını sanki başkası veriyor mu? Hayır, hepsini Allah veriyor ama niye ben vereceğim diyor? Yani o kadar yüksek, o kadar büyük, o kadar muazzam ki orucun sevabı, Ramazan orucunun sevabı ee, diğer e, oruçlar ile karşılaştırınca veya diğer efendim ibadetlerle karşılaştırınca belki olağanüstü bir şekilde evet. ve biz bilmiyoruz yani şeyini. Bu kadar büyük. Elhamdülillah Allah da bir dahaki e, Ramazan-ı Şerif'e de böyle sağlık sağlıklı i̇nşallah, inşallah olsun inşallah. Ramazan bize çok şey öğretiyor hocam. Ramazan-ı Şerif ayında gerçekten çok şey kazanıyoruz. Bunu toplumumuzda görüyoruz. Efendim kişilerde görüyoruz. Yani en başta bizim kazanmış olduğumuz şeylerden başında hiç şüphesiz af var. Yani Cenab-ı Allah "Men samama Ramazan, Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu vesselam men Ramazana imanan ve ihtisaben ma taqaddama min diyor. Evet. Yani kim Ramazan-ı Şerif ayını Allah'tan efendim umarak hesabını ve Allah'tan umarak onun sevabını tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını affeder diyor. Evet. Şimdi biz şurada Ramazan-ı Şerif ayının bitmesine bir iki gün kaldı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah Teala Hazretleri bu Ramazan-ı Şerif'teki affı diyor son akşam verir diyor. Allah Allah. Son akşam. Diyorlar ki ya Resulallah son akşam Kadir gecesi de ondan mı diyorlar? Yok diyor. Kadir gecesi olduğundan dolayı değil diyor. Siz bilmez misiniz ki diyor işçiler işi yaptıktan sonra diyor hemen ardından da parasını veririz diyor. Anlık hani kurumadan, kurumadan değil mi hocam? Allahu Teala Hazretleri diyor Ramazan sevabını Ramazan ayındaki o işte bu af e, rahmetini evet. son gece bütün kullarına verir diyor. Allah, Allah Bunun şimdi biz kazanımını alacağız. Elhamdülillah. İnşallah hocam. Biz niye olur mu olmaz mı diye düşün Hayır. Biz olacak diyeceğiz. Niye efendimiz Aleyhisselatü vesselam çünkü diyor ki Ramazan-ı Şerif ayını tuttuysan Allah, Allah seni affedecek Hı -hı. diyor. Hı -hı. Hadis-i şerif açık ve net. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözüne istinaden diyoruz ki elhamdülillah Ramazan'ımızı tuttuk. Başkasından beklemedik karşılığını. Hiç kimseye yaranmak için tutmadık ki oruç zaten kimseye yaranmak için tutulmaz. Riya için tutulmaz. Tabii hocam. Yani namazı riya için kılabilir bir insan. Efendim parayı fakire riya için verebilir. Göstermelik için yapabilir. Desinler diye yapabilir ama oruç hiçbir şekilde desinler diye yapamaz insan. Yani dışarıda oruçlu gözükür. 3-5 saat oruçlu gözükür ama en ufak bir e, yalnız kaldı esnada birkaç yudum Yani ya oruçludur ya da değildir değil yani. mi hocam? Yani <laughs> bunun başka bir yolu yok. Yani evet. götüremedim Bunda şey yok yani. Evet, efendim hocam. kıyıda kışa da efendim bir yerde bir şey atıştırabilir evet. yani. O yüzden ondan devam eder oruçluyum diye. O yüzden Allah'a içindir. Tabii. Şimdi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte böylesine mübarek bir mukaddes bir ibadet için hepinizi affedeceğim diyor. Oruç diyor. Biz de bunun affını elhamdülillah kazandık. Elhamdülillah. Şükür bu kazanımı bizim devam ettirmemiz lazım. Nasıl? Niye bayram yapıyoruz biz? Yani bayram yapıyoruz. İnsan mesela bazıları diyor ki ya bir arabam olsa bayram edeceğim diyor. Ya da işte efendim bir evimiz olsa bayram edeceğiz diyor. Evet. Ya da şu kadar param olsa diyor vallahi bayram edeceğim evet. diyor yani. Buradaki kelimenin yani bayram etmek kişinin en sevinçli anlarından evet. bir tanesi. Biz niye bayram yapıyoruz? Çünkü bizim en sevinçli anımız olduğu için. Neden bizim en sevinçli sevinçli anımız? Yemek yemeye kavuştuk diye mi yani? Bir ay Aynen. boyunca yemek yemedik rahat rahat artık bundan sonra istediğimizi yiyeceğiz diye mi yani? Aynen. Hiç alakası yok. Allah bizi affetti. Geçmişteki bütün günahlardan bahsediyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ma تَقَدَّمَ min zerri. Yani şu değil, bu değil, aralık değil yani. Bir aylık bir kamp vardı, bir ibadet evet. kampı vardı. Bunu başarıyla tamamladım, evet. şimdi ben bayram yapıyorum. Aynen. Değil mi hocam? Aynen hocam. evet Oradaki işte o kamptan çıktı. Çıkana diyorlar ki işte efendim önceki yapmış olduğun hatalar var ya ha onlar gitti. Hep, hepsi gitti. Gitti onlar. Sildik onları diyorlar. Onlar gitti. Peki ne olacak? Bundan sonraki hayatında eğer düzgün devam edersen e, Affırılmış Efendim amel defterin güzel bir şekilde Allah'ın kul olarak ha, Biz ediyoruz. önceki sonraki hayatımızda melek gibi mi yaşayacağız? Mümkün değil. Evet. Çünkü biz insan. Yine kirleneceğiz. Yani hocam. beşeriz, şaşarız evet. Yani. Elbise gibi kirlenir, Aynen. atarsın, güzel yıkanıyor, tertemiz çıkıyor, tekrar Aynen. giyiyoruz Aynen hocam. Ama ne olacak? Tevbe bize kapısını. Ramazan bize diyor ki, ya Ramazan ayı bize diyor ki, bak tertemiz yaptım seni. Pırıl pırıl yaptım. Artık bundan sonra pürü paksın. Üstüne başına dikkat Aynen. et. Bir dahaki Ramazan'a Aynen. kadar kendini muhafaza et. Diyor ki yani böyle üstüne başına dikkat et. Güzel söyledin hocam. Kirlendiğin anda da hemen yıkay diyor yani. Hemen yıkan diyor ya. temizlen aram. Biz mesela üzerimizde bir çamur sıçradığı zaman ne yapıyoruz? Onla gezmiyoruz yani. Aynen. Hemen götürüyoruz, yıkıyoruz. Aynen. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah şöyle bir e, tövbeyi affeder diyor. Allah'ın affetmiş olduğu tövbe cehalet sonucu olarak yapılmış olan bazı hatalar vardır. Ondan hemen kişi pişmanlık duyar. Allah işte böyle e, tövbeleri hemen kabul eder diyor ayet hmm. ayeti kerimede. Biz de Ramazan ayında efendim aldık afımızı elhamdülillah. Evet. Sildirdik de var ne yok. Hamdü senalar olsun. Ha kulakları varsa kulakları hariç. Tabii. Kulaklarında mutlaka helalleşme lazım. Kulakları başka bir şey. Kul hakkı, kamu hakkı Tabii. bunlar bunlar farklı. Allah hakkı olanlar Cenab-ı Hak onlar için diyor, ben diyor kendi hakkımdan vazgeçiyorum diyor Cenab-ı Hak. Teala evet. zekat, Allah hakkı nedir? Mesela namaz Allah hakkıdır. Zekat mesela hem Allah hakkıdır hem de kul hakkıdır. Evet. Çünkü sende mal var. Çünkü kula iade Tabii edilmesi gereken bir meblağ var. emaneti evet. var sende. Tabii. emanet Allah sana emanet vermiş olur. Evet. Senin paran değil o yani. Evet. Kazandığın 100 bin liranın, diyelim ki işte efendim 40'ta biri eğer zekat düşüyorsa, zekat evet. düşen paraysa onun 40'ta biri senin değil. Başkasının o. Sende emanet duruyor. Emanetini vereceksin yani. Evet hocam. Emaneti vermen gerekiyor allah Teala Hazretleri kendi hakkına ait olan şeyler diyor ki sildim diyor. Hamdolsun Ramazan-ı Şerif ayında elhamdülillah bayram geldiği anda sabahında daha doğrusu o günün akşamında yani birinci gün akşamında evet. son akşamında o günahlardan kurtulacağız. Ramazan en büyük kazanımız bize böyle Aynen. veriyor. Ha o kazanımı aldık ondan sonra dikkat edeceğiz işte. Tabii. Hata ettik hemen tövbe edeceğiz. Hata ettik hemen tövbe edeceğiz. hata da ısrar etmemeye çalışacağız. Cenab-ı hak Teala Hazretleri Ramazan ayında bize vermiş olduğu en büyük faziletlerin bir tanesi bu. Peki başka ne var? Kur'an, Kur'an ayı. Ramazan-ı Şerif ayı niye efendim faziletli ay? Mesela soruyorlar. Geçen televizyonda soruyordu bir programda işte efendim. Hocam niye ya. Ramazan faziletli bir aydı? Ramazan-ı Şerif ayı faziletli. Niye? Çünkü bütün bilinen kutsal kitapların tamamı Ramazan'da inmişti o yüzden. Hmm. İbrahim Aleyhisselam'a ilen sahifeler. Ramazan'ın biriyle üçü olması lazım. Evet. İsa Aleyhisselam'a ilen İncil. Ramazan'ın 14'ü 15 olması lazım. Yanlış evet. hatırlıyorum. olabilirim. Ee, Musa Aleyhisselam'a inen Zebur, Dav Musa Aleyhisselam'a inen Tevrat, Davut Aleyhisselam'a inen zebur, zebur hepsi Ramazan ayında inmiştir. Dört kitap evet. Ramazan ayı. Içerisinde. Sahifeler de olmak üzere. Evet, mesela evet. İbrahim Aleyhisselam'a mesela sahifeler. Evet. Sahifeler de olmak üzere hepsi Ramazan ayında inmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayının evet. 27. gecesi inmeye başlamış. Evet. Ondan dolayı Ramazan ayı mübarek bir ay. Niye Cenab-ı Hak bu ay seçmiş? Sebebini bilmiyoruz. Allah onu yani tercih. bazı şeylerin sebebini bilmediğimiz Tabii. gibi yani. Ama Öğlen namazını dört rekat kılıyoruz. Akşamı üç rekat kılıyoruz. Sabahı iki rekat kılıyoruz. Niye kılıyoruz? Bilmiyoruz yani. Bunu bilmiyoruz. Tabi bu değil. Evet. Bu da böyle. Cenab-ı Hak Ramazan ayında kutsal kitapları indirmiş ve o yüzden de bu ay mübarek kılmış. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Bazıları mealler okudu. Mesela meal hatimleri yaptırdığımız insanlar oldu. Kur'an-ı Kerim Arapçasını okumasını bilmiyor. Bilmiyorsak meal hat yap, hatmi yap dedik. Evet. Yapılır mı? Olur. Niye olmaz? Ha Kur'an-ı Kerim Arapçasının hatmi gibi olmaz da ama yine o da büyük bir sevaptır. Yani. Tabii en azından mesajın içeriğini yani, anlamış olur. Efendim insanlar Kur'an-ı Kerim merak ettiler, hatim indiler, okudular, gece gündüz okudular, Kur'an'la haşneşe oldular. Belki de işte efendim aylarca eline almayan insan eline alıp Kur'an-ı Kerim'le okuma şerefine erdi. Evet, ha, bu bize ne anlatıyor Ramazan-ı Şerif? Diyor ki bak bu Kur'an-ı Kerim'i aldım bu ay içerisinde okudun ya. Ha bundan sonra da oku diyor yani. Bundan sonra da oku. Bunu kazandın sen diyor. Artık bak Kur'an-ı Kerim'le bir şekilde günlük olarak bilemedin. Hadi iki günlük olarak Tabii. yapamıyor musun? Üç günlük yapamıyor musun? Bir haftalık. Yani mutlaka al eline bak şöyle oku bir şeyler yap. Yani Kur'an'la meşgul ol. Ramazan-ı Şerif ayı bize bunu söylüyor. Kur'an benden ayrılma diyor. Benden inen o mübarekten ayrılma. Çünkü ben faziletliysem benim faziletim ha bu kitaba mı ait? Evet. Bu kitaptan dolayı faziletliyim. Yoksa Ramazan'ın yani. Ramazan bir farkı yok. Tabii. Yani diğer bir her farkı ay yani. Allah'ın ayı, her gün Allah'ın günü. 12 evet. ay eşit. Aynen. Ama bir tanesi işlerinde sultan diyoruz, 11 Sultan diyoruz tabii. yani. Niye sultan olmuş bu işlerinde? İçinde çünkü Kur'an olduğu için. Bize evet. Kur'an öğretti, Kur'an'ı okutmayı gösterdiği için evet. Ramazan ayındaki kazanımımız bu. Kur'an-ı Kerim okumak. Evet. Kur'an-ı Kerim okumayı devam ettirmemiz lazım. Efendim mealini okumamız lazım. Ne diyor Fatiha'yı okuyup yıllar boyunca efendim namazda Fatiha'yı okuyup banaasını bilmeyip de bu dünyadan çekip giden bir dünya insan var. Evet. Ya hiç mi merak etmiyorsun mübarek? Ben yıllar boyunca bu Fatiha'yı namazda okuyorum. Ne demek bu Allah benden ne istiyor? Ne, ne demek, demek bu istiyor? yani? Efendim semiallahu limen hamideh diyorum. Kalkıyorum. Kalkınca ne demek bu yani? Ne diyorum ben burada? Tabii. Hiç merak etmiyor insanlar. Böyle merak etmeyip ölüp gidiyor yani. Olmaz. Ramazan-ı Şerif e ayı bak bize diyor ki bunu bunları yavaş yavaş öğren. Yani biraz da ilim öğrenmeye de sevk ediyor yani. <laughs> El ilmu fariyatun ala kulli muslimin ev müslimetin. Müslüman hanımlara, Müslüman erkeklere herkese ilim farzdır. Evet. Belli nispetle. İlm hal diyoruz zaten. Tabii üzerine. tabii. Kur'an-ı Kerim bize bunu efendim e, Ramazan-ı Şerif ayı bize Kur'an-ı Kerim'i kazandırmış. Elhamdülillah. En büyük kazanımlardan bir tanesi bu bizim için. Evet. Kur'an'dan uzaklaşmayacağız. Okuyacağız. Okumasını bilmiyorsak meal hatmi yaptı mesela bazıları niye Arapçasını bilmiyor? Ya Arapçasını öğren işte. Evet. Sana bunu kazandırdı bak. Tabii. Dedi ki Ramazan-ı Şerif ayı baksana okumasını bilmiyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Bir dahaki sefere geldiğimde seni Kur'an-ı Kerim okurken bulacağım ha diyor yani bilevi. Tabii. Bir dahaki geldiğimde böyle bulmayayım seni diyor. Bir dahaki geldiğimde seni Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuyacak şekilde bulayım bak diyor. Aslında bunları söylüyor bize Ramazan-ı Şerif evet. ayı. Anlamasını bilene bunları söylüyor ramazan Şerif. Yani bir Ramazan, diğer Ramazan onun üstüne koymamız evet. gerekiyor değil mi? Öyle hocam, hocam, öyle yani. Evet. Yani bunu bu her sene Cenab-ı Hak bunu her sene getiriyor. Her sene getiriyor. Niye getiriyor? İşte bundan dolayı getiriyor yani. Bir öncekinde yapamadığını bir sonrakinde, bir sonrakinde yap diye. Bir sonrakinde tamamla. Bir, sonraki, bir öncekinde yapmışsan bir sonrakinde daha iyi daha yap Daha iyisini diye. Yap. Bir yapmışsan iki evet, olsun. Daha, daha iyi yap, yap diye. Yani, yani. Evet. Bunun için geliyor bunlar Tabii. yani. Bunun için arka arkasına geliyor. Kesinlikle. Ömürde bir defa değil yani. Mesela Tabi. haç ömürde bir defa yaptın iş bitiyor. O sorumluluktan kurtulmuş oluyorsun. Bir olsun. defa yapıyorsun tamam bitiyor aç. Bir daha gitmene gerek yok yani. Ha gidersin o başka bir şey. Ama bir defa yaptın bitiyor iş. Evet. Bak ne güzel zekatı mesela efendim üzerinde zekat parası varsa veriyorsun. Zekat parası eğer azaldığı zaman davet edilmene gerek yok. Nisaptan yani, aşağı düştüğü Misapın zaman bir daha yani. zekatta sorun değilsin. Ama Ramazan değilmiş. ayı sen istesen de istemesen de her sene geliyor. Hocam biz muhtacız ki Allah bizi her sene Ramazan ayını getiriyor Tabii, hocam. demek ki. Yani. Bu da var. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki kirleniyorsunuz diyor. Bir yıkayın ben sizi Size diyor. Size ihtiyacınız var. Bir otomatik evet. makine getiriyor. Aynen hocam. Bizi sokuyor içerisine. Aynen Basıyor deterjanın bilmem neyi falan. Ondan sonra güzelce bir yıkıyor. Tertemiz çıkartıyor. Tamam temizledim diyor bak. Aynen. 11 ayın işini bitirdim diyor. Aynen. Bir 11 ay daha Aynen. dikkatli olun idare et evet hocam. Ramazan-ı Şerif ayı bizim için aslında evet, bu hocam. yani. Efendim Ramazan-ı Şerif ayı bize müjde getiriyor. Niye? Çünkü han dedi ki ben sana Ramazan'a af getiriyor. Peki başka ne getiriyor? Ben kâme Ramazan'a imanen vahdisevnu ufıralı ma takaddim izden Evet. Aynı hadis-i şerifin bir de kâme oranı var. İmam-ı Nevi Hazretleri der ki Buradaki kâme yani ikame etmek bu teravih namazı der. Evet. Yani gecelerini ihya etmek der. Şimdi biz teravihleri kıldık. Yani ne yaptık? Cemaatle namaza gittik. Efendim camide bir, bir saat bulunma şevkini yaşadık. Evet. Ee, efendim bazen belki evimiz uzaktı. Camiye girecek evet. yürü yapmak uzun, hiç demedik ya evet uzak de. şimdi kim gidecek demedik. demedik. Evet. Bütün bunlar ne oldu bize? Ha, bak Ramazan-ı Şerif ayı dedi ki bize Bak camiye gelebiliyorsun dedi. Demek ki gelebiliyorsun dedi yani. Bundan sonra da sürdür dedi yani. Camide efendim namaz kıl, işini biz devam ettirmeye çalış. Cemaatle namazın ehemmiyetini öğrenmeye çalış. Yani Bu sonra, uzak kalma. Evet. Bundan sonra mesela biz ne yapacağız efendim? Kendi nefsimizden başlayarak efendim böyle söyleyelim. Bundan sonra efendim cemaatle namaza daha fazla bir gayretle hareket etmemiz lazım. Çünkü cemaatle namazı bize öğreten Ramazan-ı Şerif ayı. Ramazan-ı Şerif ayı gösteriyor. Tabii. Önceki zamanlarda şimdi Ramazan çıktıktan sonra yatsı namazı mesela geleceğiz. Yatsı namazı toplarsan 10-15 dakika bir şey duruyoruz camide. O kadar. Gelmiyor insanlar. O kadar hocam. Ama teravih namazı bir saat, bir buçuk saat duruyor insanlar geliyorlar. Evet. Yani düşündüğünüz zaman mantık olarak aslına bakarsan niye böyle oluyor? Yani 10 dakikaya, 15 dakikaya gelmiyor, bir buçuk, iki saate geliyor yani. Evet. Hatta hatimle namaz kılıyoruz, Reşadiye'de mesela. Tabi. Cami tıklım tıklım doluyor. Evet. Efendim, Endorun'la namaz kılacağız diyoruz çarşı camiinde. Cami tıklım tıklım doluyor. Dışarılara atıyoruz işte efendim halılar var, vesaireler. Orada insanlar alt üst her yer doluyor. Peki bu alt üst dolan insanlar nerede yasın namazlarla? Evet. Hocam e, Kudüs'ün fethi deyince aklımıza Selahattin Eyyubi geliyor evet. değil mi? Evet. Şimdi Selahattin Eyyubi'ye Kudüs işgal altında. Hristiyanlar tarafından işgal edilmiş. Yahudiler tarafından işte efendim böyle diyorlar ki ya şu kurtaralım şu Kudüs'ü. İşgal altında burası. Müslümanlar bir dünya Müslümanı şehit etmişler. Diyor ki tamam fethedelim kurtaralım evet ama diyor bir şartla kurtarabiliriz yoksa yapamayız diyor nedir biz ne zaman ki diyor sabah namazı cemaati Cuma cemaatiyle aynı seviyede aynı eşit miktarda olursa o zaman diyor Kudüs'ü fethederiz diyor zaten o zaman Kudüs kendiliğinden fetholur değil mi yani bizim evet. hani diğer mesela diyelim ki Suriye Irak topraklarındaki Zengi devleti var orada işte efendim diyor ki Kudüsün haricindeki bir yerde kendi beldemizde yani. Ne zaman ki biz cuma cemaati gibi sabah namazı cemaatimiz olursa evet. o zaman Kudüs'ü fethederiz. Ondan evet. önce diyor ne kadar uğraşsak da bu Kudüs'ü fethedemeyiz biz. Diyor. Tamam. Ne yapacağız? Namaz seferberliği başlatalım diyor. Ondan sonra bir namaz seferberliği başlıyor. Üç ay, beş ay boyunca efendim her tarafa anlatıyorlar, herkese gidiyorlar işte efendim hocalar gidiyorlar. Çarşı pazarda ilan ediyorlar. Uğraşa 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 en son cuma cemaati kadar kalabalık bir şekilde sabah namazları artık bütün camilde kılmaya başlanmış. Evet. Ondan sonra diyor ki Selahattin Eyyub'u ha şimdi oldu diyor. Şimdi işte diyor Kudüs'ün fethini düşünebiliriz diyor. Şimdi vakit geldi. Ondan sonra orduyu topluyor hakikaten de efendim Kudüs'ü fethediliyor. Kudüs'ün fethetmesine eğer biz girseydik daha öncesinde diyor fethedemezdik diyor. Doğru. Yani bizim bu namazları işte böyle camilerimizi doldurduk elhamdülillah ne güzel. Bu Ramazan bize bunu öğretti işte Ramazan bize bize bunu gösterdi. Gelebiliyorsun bak dedi Bundan sonra da gelmeye çalıştık. Ya birazcık sanki tadını alıyoruz değil mi hocam? Mesela hani bir numune var yani bir şey alacağımız evet. zaman önce bir numune veriyorlar. Ramazan'da mesela hocam işte akşamları belki hiç camiye gitmiyoruz ama teravih namazlarıyla şöyle bir caminin havasını kokluyoruz, bir tat bir lezzet alıyoruz. Ya ne güzelmiş diyoruz yani. Acaba evet. Ramazandan sonra da ara az ara gelsem mi? Yani numuneyi alınca hocam arkadan devam ettirmemiz evet, gerekiyor. Evet. 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 Yani çünkü bunun bize kazancı çok fazla bir insan evinde kılmasıyla camide kılması arasında 27 kat fark var. Tabii. Yani çok büyük bir fark var. Bize bu teravihler işte bunu gösteriyor ve teravihleri kıldığımız için de elhamdülillah ayrıyeten bir af şeyi alıyoruz, belgesi alıyoruz. Evet. Çünkü Efendimiz saat Vesselam Hamdullah, Ramazan orucunu tutanlara dedi ki, af olacaksınız dedi. Teravihleri kılanlar için de ayrı, ayrıyeten de, bir de af Efendim af müjdesi veriyor. Evet. Dolayısıyla iki tane müjde almışız biz Ramazanda. Evet Oruç tuttun affolacaksın. Teravihleri kıldın Affol affolacaksın. Olacaksın. İki tane müjde var? O müjdeyi muhafaza edeceksin. Evet. Ne zamana kadar? En azından gelecek Ramazan'a bir, bir kadar. Bir Ramazan gelene kadar. Evet. Tabii. O yani, su tozu bitirmememiz <laughs> gerekiyor yani hocam. evet hocam. En azından evet. önceki bir sonraki Ramazan'a kadar onu böyle evet. idareli evet. kullanmamız lazım Aynen. yani. En azından bir sene bir 10 tamam. ay tamam. idareli evet. kullanmamız lazım o, o depo dolu. Diğer oldu. mübarek öyle yapmamız tabii, lazım tabii yani. Tabii hocam. Şimdi bize e, öğretmiş olduğu şeylerden bir tanesi de şu hocam. Yani Hani derler ya ezanda kulağı olmayanın namazda, namazda gözü, gözü olmaz, olmaz, diye. Şimdi ne yaptı bize? Bak Ramazan-ı Şerif ayı bize hocam ezanda kulak vermeyi öğretti bize. Hepimiz akşam ha. Hani İftar diyorlar oldu okundu mu? Okundu mu? Evet. Abi, cama çıkıyor çocuk işte efendim orada bekliyor. Ne oldu oğlum okundu mu? Efendim, Ezan... bekliyor herkes. Evet. Ama sofra başında bekliyor işte efendim telaşe var. Ezan bekliyoruz. Bak kulak. Müezzin Allahu ekber deyince evet. okunuyor, okunuyor evet. değil mi hocam? Ezan hocam okundu. Ezan okundu evet. diyor. Herkes gülüyor evet. bak kulağımız ezanda. Aynen hocam. Devam ediyor. Sahura geliyoruz. Bu sefer, sefer de yemek yiyoruz. Kulağımız ezanda. Niye i̇msak geçirirsek çünkü imsak vakti. 12 <laughs> Evet. bu sefer de diyoruz ki aman geçinmeyelim. Aman. Efendim ezan okundu zaman mutlaka bizim işte efendim şey yapmamız lazım. Kesmemiz lazım kulağımız ezanda. Evet, aynen hocam. Ramazan-ı Şerif ayı diyor ki kulağın ezanda olacaktır. Evet. Kulağın ezanda olacak diyor. Sen Müslümansan, müminsen kulağın ezanı olacak arkadaş diyor. Bak ben sana diyor nasıl kulağın ezanı olmayı gösterdim ben diyor. Yemek meselesi olduğu zaman iftar, yemek meselesi oldu mu kulağın ezanı Evet. Efendim yine sahurda yemek meselesi Aynı olduğu şekilde. zaman aman yiyeyim aç kalacağım diyor kulağın, kulağın ezanı Evet. Ramazan çıktığı zaman da kulağın ezanı olacak. Ama ne zaman? Yani. Bu sefer de namaz kılmak namaz için ezan da, olacak Tabii. diyor. Ezan okundu mu? Namazımı kılayım mı? Namazım gecikti mi? Evet. evet. Kulağın ezan dolacak diyor. Hocam. Şimdi ezanlar okunuyor mesela. İnsanlar sanki hiç duymuyor gibi yani böyle. Aynen. Her şey devam ediyor. Efendim mağaza mesela bakıyorsun gün gümbür, gümbür müzik çalıyor. Bilmem ne yapıyor. Kulaklar ya, sağır. ezan okunuyor. Ezan, ezan. Ezan-ı Muhammedi evet. o kadar değerlidir ki ona yani. karşı sevgi o kadar önemlidir ki ve saygı o kadar önemlidir ki bunu insanlar bilseydi sahabe efendilerimiz böyle ezan okunduğu zaman oldu ya da put gibi kalırlarmış böyle. Dinlerlermiş onu çünkü ezanı Muhammed'e çok önemli. Evet. Şimdi mesela normal hayat devam ha, ediyor hocam. Ramazan-ı Şerif ne diyor? Sen nasıl ezana böyle kulak kabartıyorsun böyle işte bakıyorsun? Evet. Aynı sair zamanlarda da ezanı Muhammed'e karşı böyle kulak evet. kabartıp böyle dinleyecek efendim onu bekleyecek şekilde olacaksın evet. diyor. Bizim için en önemli aslında öğretmiş olduğu şeylerden bir tanesi de budur bize. Evet hocam. Yani ezanı Muhammed'e karşı değerini insan Avrupa'ya falan gittiği zaman diyor hocam. Anlar. Evet. Yani oralara gidiyorsun. Ben mesela Avrupa'ya gitmedim. Genelde Arap ülkelerine gittim. Ama Avrupa'ya giden arkadaşlar diyorlar ki hocam oraya gittiğin zaman en büyük eksik duyduğun eksiklik diyor ezan diyor. Ezan sesinin. Yani geziyorsun sabah geziyorsun akşam geziyorsun akşam oluyor sabah oluyor bir tane ezan yok diyor yani. Onun içerisinde aslında biz farkında olmuyoruz. Bütün herkes şu andaki Müslüman ülkelerindeki herkes ezan Muhammed'i aslında ruhları içiyor farkında değiller. Aynen hocam. Ruhları içiyor onu ama evet. farkında değiller. Ne zaman ki ruhu aç kaldı, onun sonra bakıyor etrafa. Nerede ezan diyor. Ben de bunu alıyordum diyor. Yani bu bir şey gibi, doz gibi yani. Farkına Aynen. varmadan bazıları bilerek kendisi o dozu alıyor. Efendim. Bazıları ise hiç farkına varmadan birileri o dozu veriyor. Aynen. Aynı bunun gibi. Şimdi o dozu kaybettin mi Avrupa'da gibi. Evet hocam. Ondan sonra artık ruh kıvranıyor. Tabii, tabii, diyor ki tabii, ezan, tabii. ezan. Nerede ezan diyor tabii. yani. Nerede ezan. Tabii. Hocam mesela memleketimizde bir kimse oruç tutmasa bile yani oruçlu olmasa bile ya akşam iftar ezanı okunduğu zaman yani o havaya giriyor. Ama yurt dışında dediğiniz zaman hocam, yurt dışında hakikaten yani insan eğer bir caminin çevresinde değilse, bir camiye gidip gelmiyorsa, biraz ondan uzak bir hayat yaşıyorsa, inanın hocam hani Ramazan ayı da olsa ezanı duymadığı için, camiyle mesafeli olduğu için hangi ayda hangi ibadeti yaptığının bile farkına varmıyor. Aynen. Böyle evet, bir etkisi oluyor. Ben şeyi bu insanın içinde bulmuş olduğu nimetleri kaybetmenin ne demek olduğuna bir örnek vereyim kendimden hocam. E, askerlik yaptım 31 yaşındaydım askere gittiğimde. Evet. E, askerlik yaptığım yerde biraz zor bir askerlik yaptım. E, bir ay civarında suyumuz akmadı hocam. Bir ay gelmedi su. Abdest alacağız, namaz kılıyoruz yani. Evet. E, su bekle yok. Onun sonra kantine gidiyorsun. Kantinden aldığın efendim bir şeylerle efendim abdest almaya çalışıyorsun. 3-5 bardak su geliyor Kes mesela şey herkese. Evet, onlarla evet. almaya çalışıyorsun. Evet. O da gelmediği anda o bazen olmuyor mesela. Evet. Olmayınca toprakla tevmem yapıyorum. Tevme yaparak çok namaz kıldım ben. Evet. Yani memlekette tevme yaparak toprakla toprakla evet, tevme evet. yaparak namaz kıldım. Evet. Ve bir efendim böyle bir mahşrapa temiz bir suyla abdest almanın ne demek olduğunu iyiliklerime kadar yaşadım. Evet. Ve orada dedim ki yani ben dedim dünyanın en zengin adamı olmuş olsam yani şurada bana deseler ki işte o anda mesela diyelim ki 3 gün boyunca hiç mesela su, şeyde suyla abdest alamadan teyemmümle namaz kıldım üç gün boyunca. Evet. O zaman öyle dedim kendime. Dedim ki dünyanın en zengin adamı olmuş olsaydım. Bana deselerdi ki işte efendim şöyle bir mahrebe temiz su var. Bununla abdest al desen vallahi bütün verirdim. servetimi verirdim yani. Değil mi hocam? Verirdim hiç yok, şey Gerçekten evet. verirdim yani. evet. Dedim ki ha nimet insan içinde bulmuş olduğu nimeti anlamak böyle bir evet. şey. Evet. Bizim de Ramazan-ı Şerif ayı böyle bize öğrettiği de bir tanesi de bu. İçinde bulmuş olduğumuz nimetlerin bazılarını öğretiyor bize. Doğru hocam. Yani yemeğimiz var mesela evde buzdolap dolu. Ne güzel gidiyorsun açıyorsun buzdolabı canım bir şey çekti. Çikolata çekti yiyorsun. Seçiyorsun Yok, efendim meşhur çekti içiyorsun. Yemek çekti yiyorsun. Evet. Efendim yumurta çekti açıyorsun kırıyorsun yiyorsun. Şu bu bir sürü şey var. Ettir şudur tatlıdır. Ama Ramazan-ı Şerif ayı geliyor diyor ki bir dakika diyor. Bu kapı kapalı diyor. Ne zamana kadar? Akşam İki efendim. tane ezan arası diyor, bu kapı kapalı, kapı kapalı diyor. Bu kapı kapalı arkadaş. Aç buradan diyor, bir şey alıp yiyemezsin diyor. Ha aç, aç açmasını aç, yemek yapacaksın bak, yap. Diyor. Yani evet. ama diyor yiyemezsin diyor, yiyemezsin. Evet. Nimet orada duruyor, sana bakıyor ya. Evet. Evde nimet duruyor yani. Aynen. Meyve orada duruyor, sebze orada duruyor, Efendim tatlı orada duruyor, her şey duruyor ama yiyemiyorsun. Allah-u Teala sana diyor ki bak nimetin içerisindesin. Ama nimeti alamıyorsun. Farkına da varıyorsun hocam. Yani evet. hani hakikaten bir bardak su. Normal zamanda bizim için çok fazla bir şey ifade <laughs> etmiyor. Ama Ramazan ayında hele hele susadığımız zaman, evet. hava soğuk, biraz koşturmuş, biraz boğazımız kurumuşsa hocam şöyle hani bir bardak suya böyle bir servet gibi bakıyoruz, görüyoruz. Ya, evet. Cenab-ı Hak işte bize ne yapıyor Ramazan-ı Şerif ayıyla? Nimetlerin içerisindesiniz. Nimeti bilin. Evet. Bu ne demek aynı zamanda ...nimeti olmayanlar da düşünün ha demek. Ya bir de onların hali de hali olmayanları düşünün demek. Evet hocam. Adamın evinde nimet yok. Sende var da dolabın oh. dolu. Efendim ne bileyim kilerin dolu. Unun var, şuyun var, bunun var da olmayanlar var, bak, işte. var Olmayanlar. Onları evet. düşünüyorsun işte. Onlar akla geliyor. Ramazan-ı Şerif ayı bitince ondan sonra tekrar dolaplara saldırmayacağız. Diyeceğiz ki ha bak olmayanlar varmış. Onları düşünmeye devam edeceğiz. Aynen. Onlara bir şeyler vermeye devam edeceğiz. Aktarmaya Onlara işte efendim ihtiyaçlarını karşılamak için dolaşmaya veya da dolaşanlara yardım etmeye. Yokluğun ne demek olduğunu bildiğimiz için evet. hocam yani yok olanı da inşallah gözetmemiz evet. gerekiyor Ramazan'dan evet, sonra evet. da. Yani siz kendini mesela araştırabilirsiniz. Bizim arkadaşlarımız var. Mesela buradan belki seyrediyorum Memiş Hocam vardır. Selam olsun. Evet hocam. Gece gündüz dolaşır fakir fukara evet, evet, Evet. evet. Veriyorsunuz, gidiyor evine veriyor. Geçen Diyanet İşleri Başkanı hocamız geldi evine. Adresi efendim, böyle, aynen. e, Geldiler, iftar yaptılar, sahur yaptılar herkese teşekkür için. Yani böyle bizim alperenlerimiz var Yani. Evet hocam. Alperenlerimiz var. Sen aynen. bilmiyorsan da var bizim alperenlerimiz. Onlara aynen. ulaş, onlar senin adına fakir fukarayı bulurlar. Hiç merak aynen. etme. Sen aynen. Aynen. yeter ki o nimeti taşı. Aynen. Sen de ki ben arkadaş fakir fukara vereceğim de gel bizim diyanete. Köprü gel bize, olan bize, arkadaşlar, var. Evet. Tabii müftülere gel, vaizlere aynen. gel. Gel Aşır Hocama, gel Yahya Hoca'ya. Evet. Kardeşim de böyle böyle de biz yardım ederiz. Hiç merak etmesin bile. Aynen hocam. Biz buluruz yani bir şekilde. Allah'ın izniyle İnşallah ulaştırırız hocam. yani. Ramazan-ı Şerif bize bunu söylüyor. Evet. Ramazan-ı Şerif bunu söylüyor bize. Ramazan-ı Şerif bize bir de şunu söylüyor hocam. Mesela Allah-u Teala Hazretleri'nin e, yaratmış olduğu bazı şeylerin kötü de olsa Allah yarattığı için veyahut da Allah rızasına uygun olduğu için onu iyi ve hoş görebilmeyi görüyoruz biz. Hmm. Nasıl mesela? Örnek göstereyim. Buyurun Şimdi insanın Ağız kokusu kötü bir şey. Buna halitoz halitosis diyorlar. Evet. Tıpta ismi var. Evet bu. hocam. Hatta bunun e, klinikleri var. Özel klinikleri var. Halitosis yani ağız kokusu. Bunun için efendim bir sürü paralar döküyorsun. Ne yapıyorsun? Tedavi tedavileri var, var şu anladım, var, bu var. Şimdi oruçlu olduğu zaman ağzın daha bir kokuyor. Çünkü Aç mide olunca, boş. Doğru, boş olduğu için yani efendim buradan geliyor, Amacına bak ne diyor? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diliyle Oruçlunun ağız kokusu benim katımda mis kokusundan daha hayırlıdır diyor. Daha evet. güzeldir diyor. Ha bu ne örtüyor bize Ramazan-ı Demek ki bizim kötü gördüğümüz bir şey eğer Allah katında değerliyse, Allah katında iyi o zaman bizim de onu iyi görmemiz, i̇yi gerekiyor. görmemiz gerekiyor. Senin nefsin kötü görebilir. Tabii. Senin senin nefsine kötü gelebilir. Kötü gelebilir. Ama Allahu Teala Hazretleri eğer onun rızasına uygunsa, Allah ve Peygamberinin, Kur'an'ın rızasına uygunsa o zaman senin de onu sevmen gerekiyormuş. Bunu öğreneceksin. Yani, yaratılan hoş görürüz, yaratandan ötürüyoruz. Değil mi hocam? Dediği gibi değil mi hocam? Yani Aynen. Rabbim onu hoş görüyorsa o bizim için de hoşluğu evet. güzeldir. Yani dıştan bakıp işte efendim onun kötülüğüne, onun çirkinliğine, senin efendim tabiatına uymamana ya da ne bileyim senin işte efendim e, zevkine uymamasına bakmayacaksın. Evet. Allah ve Resulünün Allah. sevip sevmesine, sevmemesine. Allah ve Resulünün rızasına uyup uyumamasına uymamasına bakacaksın. Aynen. Ağız kokusu güzel bir şey değil. Karşında adam konuşuyor Rasul efendim, içi bulanacak evet, evet. şekilde. Ama Allah diyor ki o benim için mis kokusundan daha hayırlı diyor. Evet. Ne yapıyorsun o zaman? Sesini kesiyorsun. Tabii Ramazan ayı. Allah aynen. Teala Hazretleri benim katında mis kokusundan daha hayırlı bir şey sen aman of iğrenç o, o, diyebiliyor musun? Diyemiyorsun yani. Aynen. Diyemezsin çünkü Allah aynen, karşı aynen. saygısızlıktır bu. Tabii. Bak ne yaptın? Kötüyü iyi gördün. Aynen. Kötüyü iyi gördün. Hoşuna gitmeyen bir şeyi iyi gördün. Demek ki Ramazan-ı Şerif ayımız öğrettiğine bazı kötü gördüğün şeyler olabilir. Senin nefsine güzel gelmeyebilir. Evet. Sana iyi gelmeyebilir. Evet. Senin sevmediğin şeyler tabiatına uymayabilir. Ben sevmem, ben istemem diyebilirsin ama Allah ve Rasulün rızasına uygunsa, evet. Kur'an'ın rızasına uygunsa onu seveceksin. Evet, hocam. Ona sevgi besleyeceksin, ona rıza göstereceksin demektir evet, bu. Cenab-ı Hak bize çok şeyler göstermiş. Fakir fukarayı işte efendim, yoksulu e, anlama yoksul işte efendim, değerlendirme çevremizdeki insanlar. Komşu mesela, insanlar komşusunun evet. farkına varıyor. Eskiden daha fazlaydı, şimdi biraz daha azaldı. Yani komşular Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman mutlaka birbirlerini davet ederlerdi. Efendim iftar yemeğe verirlerdi. Ben seni davet ediyorsam sen beni davet Karşılıklı ederdin. Ondan sonra evet. işte benim Ahmet Mehmet'i davet ederdi. Hasan Hüseyin'i davet ederdi. Hep beraber bir yere giderdik. Olmadı hadi toplu bir halde bir yerde. Hele hele bunu, ben evet. hatırlıyorum. Benim çocukluğumda, gençliğimde yani Ramazan'ın son 20 günü falan evde geçmezdi yani. Doğru. Evde de geçmedi son evet. 20 günü ya. Evet. Bugün neredeyiz? Falanca. Babamın işte falanca arkadaşı. Bir evet. bugün neredeyiz? İşte akrabalardan falancedeyiz. Evet. Bugün neredeyiz? Falanca şuradayız. Yani evet, evet. Yani şimdi öyle değil. Neden? Çünkü komşuluk efendim hakkı, efendim akraba hakkı, silah-ı rahim bunlar biraz azaldı. Ha ramazan Şerif ay ne diyor bak? Bunları tekrar diyor gündeminize alın diyor. Evet. sıla rahimi gündeme alacaksın. Niye? Kadir Gecesi geldi. Kadir yani. Gecesi gelince herkes arıyorsun. Efendim diyorsun ki Kadir Gecesi mübarek olsun. Kandili mübarek olsun. Herkes birbirine mesaj atıyor değil mi efendim? Evet. Ulaşamayanlara mesaj atıyorsun. Telefonla arıyorsun efendim. insanlarla telefonla konuşmaya çalışıyorsun. Yüz yüze yüz yüze konuşmaya çalışıyorsun. Bütün bunları niye yapıyorsun? Kadir Gecesi çünkü yani. Aramasan diyecek ki ya Kadir Gecesi'nde aramadı ya diyecek. Efendim teyzen diyecek ki, işte efendim ya yeğenim Kadir Gecesi gelmiş beni aramadı ya. Bu ne evet. biçim nasıl yeğen bu diyecek yani. Tabii. En azından demesin diye arıyorsun tabii, yani. Tabii, Allah tabii, tabii, lazım da tabii, en azından demesin diye arıyorsun. Yani. aramadı demesinler ha, diye. Kadir Gecesi seni aramak evet. mecburiyetinde bırakıyor. Tabii. Seni mecburiyetinde bırakıyor Kadir Gecesi. Evet hocam. Allah rızası olsun aradıklar başka ama bir de senin buna sevk ediyor seni. Evet. Ha bu ne demek? Sıla-i Rahim öğretiyor bak sana. Teyzen, halan, dayın, amcan, işte efendim akraban kim varsa, arkadaşların, baba dostları. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerden bir tanesi şu hocam. ''İnne ebarral berri'' diye başlar. Evet. Yani iyiliklerin en iyisi, i̇yisi. olan şeylerden bir tanesi. Evet. Nedir? Kişi öldükten sonra babasının dostlarına ikramda bulunmasıdır. Evet. Babasının dostlarına yardım etmesi, babasının evet. dostlarına arayıp sormasıdır, sılayı rahmi yapmasıdır diyor. Baba ölmüş, babanın dostlarını arıyorsun soruyorsun, nasılsın, ha, iyi misin diyorsun veyahut da eğer imkanın varsa çağırıyorsun onu, bir yerde bir şeyler ikram ediyorsun, Tabii. bir şeyler yediriyorsun. Niye? Babanın çünkü arkadaş olduğu için. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu senin yapabileceğin iyiliklerin içerisinde, şöyle en sıralasan en, en yukarıdaki olan adam bir tanesidir. Buradan daha yüksek olan belki de yoktur diyor. Hadi evet. bir tanesi hatta. Bize ne öğretiyor Ramazan-ı Şerif ayı bak, Sıla-i Rahim'i öğretiyor. Hangi Sıla-i Rahim? Zaten yaşayanlarla zaten ulaşacaksın, ölmüşlere bile ulaşıyorsun bak. Evet. Baba, anne ölmüş, onun arkadaşları, dostlarını araman gerekiyor. Evet. Sıla-i Rahim ne demek? Onu da açıklayalım mesela. Sıla-i Rahim burada mutlaka onun programı yapıldı yapılacak. Yani rahim demek şu demek. Bir insan işte efendim amcasını, dala, hay, halasını, dayısını araması mı demektir? Evet bu güzeldir. Ama sılay rahim aslında o demek değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen böyle soruyor. Diyor ki sılay ne demektir? Diyorlar ki ararız efendim akrabaları ararız, tanıdıklarımı ararız. sorarız. Evet, onları sorarız diyor. Sılay rahim budur diyor. Sılay rahim o değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nedir peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyorlar. Nedir peki Efendimiz diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, seni aramayanı aramak hmm. sana gelmeyene gitmektir, gitmektir diyor. Arayan zaten aramıyor. Arayan zaten, zaten arıyorsun. Seni dayan, dayın aramış telefonla. Ne yapıyorsun yeğenim dedi sordu. E şimdi efendim kandilin mübarek olsun dedi. Bir, bir, dahaki kandilde sen ne yapacaksın? Diyorsun ulan benim dayım aramış. Aradım ben diyorsun. arayayım. Ya, arıyorsun. Tabii. Arayanı arıyorsun. Olayım. Diyor ki aramayanı aramak, Tabii. gelmeyene gitmek, evet. gelmeyenin hatırını sormak, evet. gelme, efendim aramayanın hatırını sormaktır. Evet. Asıl sıla Rahim budur diyor. Evet. Çünkü sıla Rahim'i yapmak insanın kazanabileceği en büyük sevaplardan bir tanesi. Ve aynı zamanda Sıla-i Rahim'i terk eden Allah'ın rahmetinden de evet. uzaklaşıyor. Çünkü adı üstünde Rahim. Yani rahmetten geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Rahim bak burada. Allah'ın evet. adı Er-Rahim. Evet. Cenab-ı Hak Hazretleri kendi ismine ait olan bir kelimeden bahsediyoruz. sıla Rahim. Evet. Yani bir insan akrabalarıyla, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle bağını güçlendirdiği zaman Allahu Teala Hazretleri'nin otomatikman Rahim ismi şerifinin tecelligahına giriyor. Evet. Onun dergahına giriyor. Rahim evet. dergahına giriyor. Ya. Evet. Rahim dergahına girip oturuyorsun. Evet. Rahim dergahına girip oturduğumuz sana kim ne yapabilir ya? Evet. Adem verir sahibi ar rahim. Allah'ın merhameti altında, evet. O yüzden Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sıla -i i önem vermiş. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı bize diyor ki Sıla-i evet. Rahîm önemlidir. sıla rahimi terk etmeyeceksin. Yapacaksın. Evet. Bayramı, Kadir gecesi mi? <laughs> Şimdi bayram oldu mesela. İnsanlar gidiyorlar. Niye gidiyoruz insanlar bayramda ya? Bayram olmuşsa tamam, oldu, oldu. Ben niye gidiyorum yani? Dayıma, halama, teyzeme, arkadaşlarıma, dostlarıma niye gidiyoruz yani? Bir sürü uğraşıyoruz evet. efendim. Benzin parası yakıyoruz. Ben ne yapıyoruz falan işte efendim... E, hava sıcaksa diyelim ki 40 derece sıcakta gidiyoruz, terliyoruz, bilmem ne Niye yapıyoruz biz bunu ya? Allah için yapıyoruz da ondan Tabii. işte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize sılayı rahim yapın, aranızdaki bağı kuvvetlendirin. Bu sizin alabileceğiniz en büyük sevaptır. Bundan da alacağınız daha büyük sevaplar belki de yoktur denecek evet, derecede evet. bize tavsiye de bulunduğu için evet. işte biz bunun gereğini yapıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz bazı şeyler var hocam. Ee, mesela Türk toplum olarak Bunlar bizim hani dediler ya işte, bizim adetimiz, örfümüz, geleneğimiz falan diyorlar ya. Evet. Bizim örf, adet, gelene, gelenek dediğim şeylerin %90'ı Allah Rasulü'nün sünnetinden başka bir Aynen, şey değildir. İnançtan gelen, temelinde Allah Rasulü'nün sünnetinden başka bir şey değildir yani. Evet. Baktığın zaman hadisi şerif var. Efendim bir Türk adeti çok güzel hadis şerif var. Hadis-i evet, şerifte de meslekleyen, meslekleyen, de ya bunu yapın ayet demiş. ayet var ya hadis var. Bizim milletimiz çünkü peygamberini çok sevdiği için. Evet. Olağanüstü bir peygamber sevgisi var. Evet. Gerçekten ben çok farklı milletleri gördüm yani gittiğim evet. zaman. işte efendim uzak doğu milletleri, ne bileyim Arap milletleri, Efendim Afrika milletleri. Ya bizim milletimiz kadar peygamberi seven bir millet hayatta görmedim ben. Evet. Kur'an'a bizim millet kadar saygı duyan bir millet hayatta görmedim ben. Örf ve adet bakımından da hocam diniyle iç içe olan daha çok herhalde yani. Evet, evet. evet. İşte o yüzden kaynaklanıyor hocam. Yani evet. bu sevgi bizim neremizden geliyor? Hem bizim yapımızda var bu, evet. hem de aynı zamanda işte yapmış olduğumuz şeyler aslında peygamberin sünnetinden geliyor. Peygamberin sünnetinden zamanında duyurmuş. efendim Türkler ilk Müslümanlık olduğu, olduğu zaman, hayatlarında... demiş, ki Allah Resulü böyle buyuruyor, ha öyle mi buyuruyor? Hmm. Onu biz toplumun geleneğine dönüştürmüşüz. Tabii. Biz. Toplumun davranışına dönüştürmüşüz. İnsan hmm. davranışından çıkartmışız. Toplum, toplum davranmaları uygulamaya biz. evet. Bizim gelenek, göreneklerimiz aslında Allah Resulü'nün sünneti Kur'an'ın efendim dünyadaki iz düşümünden evet. ibarettir. Evet. Bugün bayramda niye gidiyoruz? Çünkü Kur'an'ın işte o ifadelerini evet. Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o emirlerini her gün gökyüzünden iki tane melek iner. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biri der ki rahimi kesen Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Öbürü der ki diyor sılay rahim yapan insan Allah'ın rahmetine gark olsun. Evet. Allah bütün dünyanın semasına bunu ilan ettiriyor. Evet. Bu kadar önemli bir şey yani. Evet. Ha, Ramazan bize ne öğretiyor? İşte bize Ramazan bunu öğretiyor. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı bunu öğretiyor. Ramazan-ı Şerif ayı ...bize öğrettiği şeyleri sıralamak gerekirse çok fazla. Çok yani. büyük faydası çok, var. Çok Zaten Ramazan'ı hani biz başından diyoruz ya hocam... ...Ramazan bizim için bir mektep, bir okul, <laughs> Ramazan okulu. Aynen. Hakikaten ilk anından son anına kadar... ...gecesinde, gündüzünde, sahurunda, iftarında... ...her bir şekliyle bizim için Rabbimizin büyük bir nimeti... Aynen. ...ve her şekliyle de biz bundan istifade ediyoruz... ...ve kazanımlarımız Aynen. devam ediyor. Aynen. Evet hocam. Yani burada bizim en büyük kazanımlarımız bir tanesi de şu... Ramazan-ı Şerif ayında bazı şeyleri kazandık ya. Evet. Ha bunları aynısıyla devam ettiremiyor olabiliriz belki. Tabii. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, amellerin en faziletlisi az da olsa devamlı olamadır. Evet diyor. hocam. Az da olsa devamlı olamadır. Devamlı olamadır. Edvamuha. Devamlı evet. olacak. Yani sen Ramazan-ı Şerif ayında kazandın. İşte efendim ne? Zikri tesbihat yapma. Ramazan ayında işte ne demiştik biz Ramazan ayının başlangıcında Demiştik ki işte efendim. Ramazan ayında en çok la ilahe illallah zikri, estağfurullah zikri çokça yapılacak. Şimdi Ramazan ayında adam efendim oruçlu oturuyor ne yapayım? E, ne yapayım? Tespit çekeyim tespih çekiyor ha, yapıyor, tespit diyor. Zaten tesbih çekiyor ibadet yapıyor. Tespih çekeyim bari yani. diyor. Oturuyor estağfurullah, evet. estağfurullah diyor. Evet. Ha bak bunu ne yapacağız? Evet. Devam ettiriyorsun. Az olsa devamlı olsun. Evet. Ramazan ayında diyelim ki bin tane tespih çekiyorsan sonraki zamanda yüz çek yani. Evet. Yüz mü çekmedin? On çek. On çek en azından. On çek yani. Ama devamlı olsun yani. Evet. Yani, yani hocam, bu Ramazan, halle. evet, Ramazan ayında böyle bir ay böyle bir yoğunlaştırılmış bir hayat var, ibadet evet. hayatımız diyelim, normal hayatımız zaten devam ediyor da. Yani ibadet açısından baktığımız zaman bir ay Ramazan ayı içerisinde sanki biraz böyle hani ekstra dediğimiz e, nektarinin böyle yoğunlaştırılmış hali gibi bir ay bir yoğunlaştırılmış halimiz var. Ama dediğimiz gibi belki bir sene boyunca bunu bu şekilde devam ettirmek belki insana ağır gelebilir. Yani insan bunu yapamayabilir ama yani Ramazan ayının haricindeki diğer 11 muhavere ayda da bu yoğunluğu serpiştirmemiz, yaymamız gerekiyor. Evet. Yani hani Ramazan'da buluşup, Ramazan'da eda edip, hadi bir dakika Ramazana kadar görüşmek üzere elveda deyip hani ayrılıp böyle bir arayı açmamak gerekiyor herhalde evet, hocam. Evet. Yani Ramazan'ın bize hayatından sonra, Ramazan bittikten sonraki en büyük kazanımı, kıymetli evet. hocam. E, vaktimizin sonuna geliyoruz. Eğer söylemek istediğiniz varsa söyleyebilirsiniz. Ama hocam, bayram Zül geliyor. Biraz da bayramdan bahsedebiliriz. Hmm, bayramdan bahsedelim. Evet hocam. Bir de Zülfiyar'a dokunalım hocam. Hemen buyurun hem kapatmadan. Hocam. Tabii, tamam, buyurun Şimdi hocam. ne yapıyoruz? Mesela Ramazan-ı Şerif ayında arkadaşlarımız sigara içmiyorlar. Evet hocam. Değil mi? Sigara tabii, içmiyorlar. Tabii, tabii, tabii. Oruç var çünkü tabii. yasak. Tutarsan tabii. kefaret var. Tabii. E o kadar saat tutmuyorsun mübarek. Artık bunu Demek visel orucuna yapıla çevirirler. Yapılabilir yani evet. Visel orucuna çevirirler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam visel orucu tutardı. Yani e, iftara gelirdi. Evde yiyecek bir şey yoksa tekrar yeniden niyet ederdi. Gece de tutardı. Devam Ondan sonra eder. ertesi gün de tutardı. E. 2-3 gün boyunca oruç tabii. Olurdu. Bu peygamberimize has bir şey. İnsanlar e. bunu yapmazlar. Tabii, caizdi, yasaktır. Ha biz sigara için yapabiliriz ama sigara için caizdir bak. Tabii. Ne yapacaksın? Efendim bir gün iftara kadar tuttum bak. İftardan sahura kadar içiyorsun değil mi? E, i̇ftardan sahura kadar da bir oruçtu kendini ver, Visal orucu gibi say ver yani. Evet. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Hocam 40 gün eee içmedim. bir ay içmedim. Ondan sonra Efendim gene iş başladım. Aynen. Ya o zaman biraz orucu uzat arkadaş. Biraz uzat. 2 ay olsun, 3 ay olsun, 5 ay olsun, 1 sene olsun, 10 sene olsun ya. 10 senelik bir visal orucuna niyet et. Tabii. Sigara için Evet. Sigara içinde şunu söyleyeyim. Sigara içmek caiz değildir. Hani insan diyor ki mekruh yok, tahrimen mekruh evet. yok, bilmem haram. Bu da bırakın güzel kardeşim. Evet. Yani buradaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Bunları bırakın. Bunlar müftünün işi. Bunlar bizim işimiz. Hı. Yani tahrimen mekruh, efendim yok tenzihen mekruh, evet. yok haram. Bunlar bizim işimiz. Bunlar bizi ilgileniyoruz. Hukukçular evet. gibi. Aynı nasıl hukukta ilgileniyoruz. Bizle ne alaka, ha, halkla ne alakası var? Sigara içmek caiz değildir. Evet. En düşük ihtimale mekruhsa karşılığında sevap olmayan bir durum otomatikman günaha dönüşür İslam'da. Evet. Sigara içmekte sevap olan bir nokta var mı? Yok. yok. E, mekruhluk var mı? En düşük ihtimal diyelim. En düşük itibariyle mekruhluk varsa o zaman otomatikman günaha dönüşür. Evet, Günah diyorsun. olan şey de caiz değildir. Evet. Ramazan-ı Şerif ay bize ne diyor? Artık sigarada bir visal orucuna evet, başla tabii, diyor ya. Tabii. Bırak diyor yani bırak artık bırak diyor yani. Evet. Bundan uzaklaş çünkü Allah ve Resulünün istemediği bir şey, razı evet. olmadığı bir şey bu. Kötü huylardan uzaklaşmak gerekiyor. Nasıl sövmedik, nasıl işte kötü söz söylemedik, nasıl ağzımızı tuttuk. Nasıl birine öfkelendiğimiz zaman ben oruçluyum kardeşim dedik. Evet. Ha bundan sonra bunlar devam etmesi gerekiyor. Tabii. Bu oruçla devam edecek. Son olarak şeyi söyleyeyim. Şevval ayında orucumuz var. 6 günlük orucumuz var. Evet, i̇nşallah bunu da yaparsak bir evet. senenin tümünü oruçlu geçirmiş sevabı alırız. Şimdi de ben herkesin bayramını evet. kutluyorum. Ramazan-ı Şerif ayları mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Allah bu günlere tekrar sağlık ve afiyetle ulaşmayı nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. i̇nşallah Allah razı olsun hocam. Amin Ramazan ayı içerisindeki Son Gönül Ufku programımızdı inşallah. Rabbim yine sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hep birlikte tekrar yeniden Ramazan'a ulaştırmayı, kavuşturmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Hocam program için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Ol, Hayırlı bayramlar size. diliyoruz. Sağ olun, sizin de bayramınız mübarek de bütün olsun. izleyenlerimizin, seyircilerimizin mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını en güzel şekilde ihya ve eda etmelerini yüce Rabbimiz'den niyaz ediyoruz. Bütün Eskişehir'imizin ve bizi izleyen bütün kardeşlerimizin bayramı şimdiden mübarek olsun. Kıymetli izleyenler, bugünkü Gönül Ufku programımızda kıymetli konuğumuz Eskişehir cezai Vaizi Yahya Demiröz hocamızla Ramazan ayının kazanımlarını konuşmaya gayret ettik. Rabbim nasip ederse inşallah haftaya yeni bir program, yeni bir konukla huzurlarınızda oluncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.